Evet, değerli Örgü Panası takipçilerim, Örgü Panası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizlerle beraber çok harika, çok şeker, çok cici bir bebek yeleği yapacağız arkadaşlar. Hem kız hem oğlan bebeklere uygun olarak şu şekilde zeminli benekli ip kullanacağım. Ve şu şekilde de içindeki renklere uygun artan iplerim var. Onları değerlendireceğim arkadaşlar. Sizler de bir yumağınızı değerlendirmek için ve artan yumaklarınızı değerlendirmek için harika bir model olacak inşallah. Eğer yeterse de takım olarak yapmayı düşünüyorum. Yani şapkasını ve patiğini, yeleğini yapmayı düşünüyorum. Eğer yeterse şu şekilde 100 grama 300 metre olduğu için yeter diye düşündüm. Ana şeyim bu arkadaşlar. Eğer bundan yoksa düz renkte olabilir. Yani illa benekli olması şart değil. Aynı zamanda Instagram sayfamda da vardı bu. Çok önce yapmıştım ve o zaman da çok beğenilmişti. Şimdi o modeli beraber yapacağız inşallah. Evet, öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve beğenilerinizi ve yorumlarınızı da destek olursanız mutlu olurum. Evet arkadaşlar, robadan başlamalı yapacağız yeleğimizi ve içindeki herhangi bir renkten şu an ilk önce triko lastiğini yapacağım. Bir önceki videomdaki yeleğin yakasından yapacağız arkadaşlar aynı. 76 ilmek attım. İlk sırasını ters örgülerle öreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle 76 ilmek attım. 9 ve 12 aylık bebeğe göre olacak arkadaşlar. 6, 9, 12 aylığa göre olacak. Şu şekilde 3,5 numara şişle örüyorum. Yakadan başlamalı yapacağız. İlk sırayı şu şekilde ters örgülerle örelim. Evet arkadaşlar. Yani bir sıra arkadan ters geldim. Şimdi başını almıyorum. Bir tane ters yapıyorum ve düzleri şöyle arkadan giriyorum. Zaten diğer videomda da var. Çevirtip düz yapıyorum. Bir tane tersi ters yapıyorum. Yine normal. Düzü bakın şu şekilde alttan giriyorum. İlmeği ters çeviriyorum. Ve şöyle düzümü yapıyorum. Tersimi ters yapıyorum yine. Düzü de arkadaşlar şu şekilde alttan üste doğru çevirip düz yapıyorum. Tersi ters yapıyorum. Düzü de şu şekilde arkadan giriyorum. Şöyle bakın girdim ve çeviriyorum üste. Bu şekilde yapmayı tercih ettim ben. Eğer size bu zor gelirse yapamazsanız sadece 4 sıra haroşa yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde yaptım. Şimdi hemen arkasındayım. Diğer ana rengime geçiyorum. Ve haroşa örgü yapacağım arkadaşlar artık iki taraftan da. Evet, 3 sıra. Şekilde bağlayayım.
Artık o ipimi koparacağım. Bu ana ipimle 3 sıra haroşa yapacağım arkadaşlar. Önden arkadan ben haroşaları ters örüyorum arkadaşlar. Haroşa yapıp 3 sıra gelelim. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde oldu. 3 sıra haroşamı yaptım. Ve eğer siz şurayı yapmazsanız 4 sıra veya 5 sıra haroşa yapabilirsiniz arkadaşlar burayı. Şimdi roba ayrımına geldim arkadaşlar. Şu şekilde 76 ilmeğimizin 15 ön için, yani 7 burada, 8 de ön düz için, 7 haroşa lastik için, 8 de düzler için, bir tane ortada ayrım çoğaltmak için kullanıyoruz. 10 kol için, 22 arka için, 10 bu kol için, 15 de bu taraf, bu ön için kullanıyoruz arkadaşlar. Birer tane de dediğim gibi aralarda düzlerimiz olacak. Kenarlarından arttırmalarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde şimdi haroşa yapacağım 7 tane. Yaparken de bir tane düğme deliğimi de açıyorum arkadaşlar, bir tanesini. Evet, bir tane doladım, ikisini kestim, 3 tane haroşa ördüm. Şimdi 2 4 6 7 tane haroşamı yaptım arkadaşlar. Şurada bir tane, bakın, ilik evini açtım. Evet, şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 düz var. 8 tane düz ördüm. Bir tane başını doluyorum. Ve bir tane düz yapıyorum. Ortada. Bunun kenarlarından arttırmalar yapacağız. Başını alıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 tane kol için düzümüz var ortada. Başını alıyorum. Yine bir tane direk ortada var arkadaşlar. Bu düzüm ortada. Başını alıyorum. Ve arkayı düz yapıyorum yine. 22 tanesini. Ortada birer tane düzlerimiz olacak arkadaşlar. Kenarlarından arttırdığımız o sabit olacak. Oradan çoğalacak yakamız. Evet, bakın buraya geldim yine. Başını alıyorum. Bir düz yapıyorum. Yine başını alıyorum. 10 tane omuz için kol ayrımını yapıyorum. Evet, yine geldim, bakın buraya bir tane direğimiz olacak. Başını alıyorum, bir direk yapıyorum, bir tane başını alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 düz yapıyorum, 7 tane de haroşa yapıyorum. Kenar lastiğim haroşa olacak. Evet, arkadan bütün hepsini ben haroşaları da ters yaptığım için bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim arkadan. İlmek arttırdıklarımızı da ters yapacağız.
bütün ilmeklerimizi ters yapıp gelin. Evet arkadaşlar, bütün arkadan hepsini ters olarak yaptım. Şimdi yine öndeyim örgümün. Şu ilik evinde arkadaşlar her 11 sırada, 12 sırada haroşa ilik evini açalım. Evet, 2 4 6 7 tane haroşamı yaptım. Şimdi düzlerim burada 8 taneydi. Şimdi 9 tane oldu arkadaşlar. Artık her seferinde şuradaki yapmış olduğumuz, bakın, arttırmayla çoğalıyor. Şimdi şöyle yine direğe geldik arkadaşlar, bakın. Şu arttırdığımızı da düz ördüm. Sonra başını doluyorum. Bir tane düz yapıyorum. Yine başını doluyorum. Ve burada yine 10'du bakın. Şimdi 11. Evet bakın buradaki de oldu. Şimdi buradan da arttırdık. Başını alıyorum yine. Ortadaki düzüm var. Hep bu ortadaki düzümün kenarlarından arttıracağım arkadaşlar. Diğerlerini örüyorum hep. Evet, bu şekilde büyüyecek yeleğimiz. Her 5. delikte, yani şimdi 2. oldu ya arkadaşlar, 3 kere daha yaptıktan sonra, yani 5 delikte bir sıra renkli ipimizle, yani içindeki olan renkli ipimizle, bakın yine arttırmaya geldim. Direğimin kenarından arttırdım. Bir düz yaptım. Yine arttırdım. Ve diğerlerini düz örüyorum yine. Birer sıra haroşa yapacağız. Renkli iplerimizle. Bir sıra. Her 5 arttırım. 5 sıra olduktan sonra. Evet, 2, 4, 6, 7. Bunları da haroşamızı örüyoruz. Bakın. Şu şekilde şuralardan arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Böyle 5 sıra olunca arkadaşlar bir sıra renkli ipimizle haroşa geçeceğiz. Onu bildireyim. Şimdi arkadan yine ters yapacağım. Sonra yine önden arttırmalarımı yapacağım. Öyle öyle. Şimdi 2. deliği yaptık. 5 delik olasıya kadar yapalım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle 1 2 3 4 5. 5 delik demiştim. 5 ajur çalışmamızı yaptık. Ve ben haroşaları biliyorsunuz arkadan yaptığım için tersten, şurada tersinden giderken diğer İçindeki herhangi bir renginden bir sıra geldim arkadaşlar. Şimdi ön tarafındayım. Ve burada 2, 4, 6, 7. 7 tane haroşamı örmeyeceğim arkadaşlar. Ve döneceğim. Bakın şu an ön tarafındayım. Eğer siz haroşayı düzden örüyorsanız burada yapmaya başlayacaksınız. Yani 7 tane haroşayı ördükten sonra ipi buradan bağlayıp haroşayı yapmaya başlayacaksınız. Fakat ben dediğim gibi tersten haroşa yaptığım için tersten örerek geldim. Ve şimdi bunu tekrardan ip bağlamaktansa şu şekilde arkadaşlar örmeden, yani bu tarafa örmeden burayı devam ettim. Çünkü bir sıra olacak. Diğer zaman, yani bir iki sıra gittikten sonra buradan yine o kisiyi kapatabiliriz arkadaşlar. Ters dönerek yaparız yine. Yani buradan döneriz. Buradan döndük ya, diğer türlü şuradan yükseltme yapabiliriz. Şimdi haroşamı bakın yaptım. Şurada arttırma yerime geldim. Başını doluyorum. Bir art. Yine aynı düzümü yapıyorum ortada. Başını arttırıyorum. Ve haroşamı yapıyorum.
Yani şurayı normal düz renkten de yaparsanız bile yine burayı istediğiniz renkte bu şekilde arta kalan iplerinizle değerlendirebilirsiniz birer sıra. Bu modelin alt kısmını da örnekli yapacağız arkadaşlar renkli iplerimizle. Başını alıyorum. Bir düz yapıyorum. Yine başını doluyorum. Ajur diyoruz buna. Ajurumuzu yapıyoruz. Pardon, düz devam ettim. Haroşa yapıyorum. Ben dediğim gibi tersten yaptığım için arkadan örüp geldim. 5 tane ajurdan sonra 6. ajurumuzu renkli ipimizle yapıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Sonuna kadar geleceğim. Yine lastiğime kadar öreceğim sadece. Lastikten kadar bu iple öreceğim. Sonra diğerini. Yine 5 sıra aynı ajur çalışmamızı yapacağız. Ve yine renkli ip takıp yine böyle bir sıra haroşamızı yapacağız. Daha sonra 11, 12 pardon 12 ajur olduktan sonra arkadaşlar kol çalışmasını yapacağız. 12 ajurdan sonra kol çalışmalarımızı yapacağız. Sonra 17 sırada robamızı bitireceğiz. Evet arkadaşlar bakın burası bağladığım yerdi. Şimdi yine diğer ipimle devam ediyorum. Evet ben arkadan geldiğim için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle şimdi artık diğer ipimle yine aynı. Sadece bunu bir kere bir sıra yaptık arkadaşlar. Haroşamızı. Şimdi diğer ipimizle terslerimizi devam edeceğiz. Evet, böyle arkadaşlar. Sonra yine 5 sırada sonra 6. sırada yine bir ajur şu başka bir renkle yine haroşamızı yapalım. Sonra 12. sırada 12. sıraya 12. ajura kadar yapalım. 13. ajurda yine karşılaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 sıra olmuş arkadaşlar. Benimkisi. Evet, buradan da 2, 4, 6, 8, 10, 11 olmuş. Bir kere daha gidip geleyim. Ondan sonra düğme deliğini açalım arkadaşlar. 4. Evet, buraya kadar şimdi kola kadar düz yapıyorum. Evet, bakın arttırmalarımızı da yine yapacağız. Şu şekilde arttırmadayım. Arttırıyorum. Bir düz yapıyorum. Yine arttırıyorum. Şimdi kol yerindeyim arkadaşlar. Şurası. Buradan buraya kol. Şimdi haroşa öreceğim.
Kolu sadece kolun olduğu yer arkadaşlar, bakın. Arttırmalarımı yine devam edeceğim. Ve sadece kolun olduğu yeri haraşo yapıyorum. Bakın arttırmayı da yaptım. Şurayı haraşo yaptım. Arttırıyorum. Bir düz yapıyorum. Arttırıyorum. Yine arkayı düz örüyorum. Arka kısmı düz örüyorum. Önleri de düz örüyorum arkadaşlar. Sadece kollara haraşoyu başlıyorum. Arttırmalarla baştan sona gelip gideceğim arkadaşlar. Ve şu an arkayı düz olarak yapıyorum. Evet, başını alıyorum, bakın arttırma yerime geldim. Bir düzümü yapıyorum, yine başını alıyorum. Kol yerindeyim yine arkadaşlar. Şuraya şişime dolandı. Evet. Şimdi kol tarafındayım. Başını aldım ve haroşamı örüyorum. Eğer haroşayı düzden ören olursa arkadan yapmaya başlayacaktınız arkadaşlar. Ben haroşayı tersten ördüğüm için düz tarafından yapıyorum. Evet, sadece kol tarafını yaptık. Bakın arttırmayı da yaptım yine. Başını alıyorum. Bir düz yapıyorum. Başını alıyorum. Pardon. Düz yapacağım artık. Ön taraflarla arka düz olacak. Sadece kol kısmını yapacağız. Ve 12 sırada bir de düğme deliğini de açalım arkadaşlar. Düğme delik evini. Evet, arkadan bütün hepsi yine ben ters yapıyorum. Haroşa yapanlar, kollar haroşa olacak. Kaç sıra yapacağız? 3 veya 4 sıra arkadaşlar. Ben bir yapayım. Sıra oldu arkadaşlar, benim şeysi ajur kısmı 13 oldu. Siz 12-13 olabilir, yine fark etmez. Evet, arkadan böyle şuralar sadece kol kısmı 3 veya 4 haroşa yapacağız. Yine arttırmalara devam edeceğim, yine böyle geleceğim, tekrar giderken yine burayı düz öreceğim. Buraya haroşa yapacağım, kollarını, önü, aman arkayı yine arttırmalarla beraber yine düz yapacağım. Bu şekilde yine arttırma yapacağım, kolu öreceğim haroşa olarak
3 sıra haroşa yapıp gelelim. 3 veya 4 sıra bakacağım. Evet arkadaşlar, şu şekilde şu an 17 ajur oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ajur yaptık arkadaşlar. Şu şekilde 4 sırada haroşamızı yaptık. Bakın. Şimdi kollarımızı, bedenimizi ayırıyoruz. Evet, yine 6 ama 7 haroşamızı, kenar lastiğimizi örüyoruz. Evet, bakın düzümüzü de, yine ön düzümüzü de yapıyoruz. Evet, kola gelince kesme işlemini yapacağız kolun. Evet, şunayı başına aldım. Bir tane birinciyi örüyorum arkadaşlar. Şimdi şuradakini, kolu şöyle örüyorum. Bunu üstünden geçiriyorum. Örerek kesme çalışmasını yapıyorum. Koldaki haroşalarımızı şu şekilde sadece kol kesmeyi yapalım bir. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar şöyle kolumuzu kesme işlemini yaptık. Evet, başını aldım yine ve arkayı örüyorum düz olarak. Diğer kolu da aynı şekilde kesme işlemini yapacağız. Sonra önü öreceğiz ve arkada kol altlarından birleştireceğiz örgümüzü. Orada da 3-4 ilmek arttırma yapacağız alttan. Bedene. Evet, arkayı normal örüyorum arkadaşlar, bakın. Evet. Şöyle. Şimdi kesmeye başlıyorum. Evet, aynı şekilde keseceğiz arkadaşlar. Bunu böyle bitirip buraya kadar bitireceğiz. Sonra önümüzü de aynı düz örelim. Sonra tersinde yine gelelim. Evet arkadaşlar, önden yaptık. Şimdi arkadayız. Arkadan ters yapıyorum.
Evet, buraya kadar geldik. Şimdi şöyle birleştirip gidecektik ama şöyle koltuk altı çok dar olmasın. 2, 3, 4, 5. 5 adet arttırdım buradan. Hem bedeni genişletiyorum. Evet, şimdi koltuğu birleştirmiş olduk artık. Bakın şu şekilde birleşti. Giderken şimdi bir sıra dümdüz öreceğiz. Daha sonra altı yine örnekli olacak arkadaşlar. Yine renkli örneklerden yapacağım. Renkli iplerle. Evet, arkayı örüyorum şu an. Evet, şimdi şuradayız bakın şöyle. Yine 5 tane arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek verdik şimdi böyle. Evet, önümüze devam ediyoruz. Şu an bedeni birleştirdik arkadaşlar. Şimdi bu sıra bitince önden bir sırada sadece lastikleri haroşa yaparak, diğer yerleri düz yaparak bir sıra gidip gelelim arkadaşlar. Evet, bakın. Ben 13. sırada düğme deliğimi de yaptım arkadaşlar. Evet, şimdi böyle dümdüz örelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde bakın. Ben örneği kurmak adına ve ayarlamak adına iki tanesini yaptım. Üçüncüyü sizle beraber yapacağız. Şimdi şuraya kadar yapmıştık sizle. Ne yaptığımı anlatayım. İki sıra daha düz normal ipimle devam ettim. Daha sonra arkadaşlar sarı ipimi şuradan bakın. Pardon, şuradan yaptım ben. Çünkü arkadan haroşaları bir sıra haroşa geçeceğim için arkadan bağlamak zorundayım arkadaşlar. Bakın. Arkadan bağladım. Eğer siz haroşaları önden yapıyorsanız bu taraftan başlayabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi arkadan bağladım. Şimdi bir sıramı yani iki sırayı burada yaptık. Fakat bu aralarında beşer sıra oldu benim. Diğer türlü sizin eğer düzden yapıyorsanız 4 sıra olur arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Arkadan ben haroşayı arkadan aman haroşayı ters yaptığım için arkadaşlar arkadan nasıl yaptığımı bakın şimdi sarıyı yapıyormuş gibi kabul edin. Şurayı iki sıra düz ördüm bütün hepsini. Sonra örnek kurulumuna geçtim arkadaşlar. Arkadan iki sıranın sonunda örerek geldim. Ve arkadaşlar bu tarafa da kısa yere de bir tane aynı ipinden yapmalıyız. Şöyle ben üst alttan içinden çıkarmıştım. Üstünden de doladım biraz. Bu taraftaki sadece lastiğimi, haroşa lastiğimi örmek için. Evet, şimdi döndüm. Örneğimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu normal haroşamı yapıyorum.
Şurada düğme deliğimi açtım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burada da açmam gerekiyor. Evet, 3 tane ördüm. Başını aldım. 2 tanesini doladım. Ve böylelikle 4. ilmeğimi de açmış oldum. Şimdi şu diğer ipimle, renkli öreceğim iple, siz istediğiniz şuraları dediğim gibi düz renk yapabilirsiniz. Mesela beyaz olabilir, krem olabilir, yeşildir, ne renkse. Mesela veyahut da böyle damla modelde olabilir, desenli. Şu şekilde şimdi haroşa yapıyorum arkadaşlar. Bir sıra bu ipimle, renkli ipimle haroşa yapacağım. Evet, arkadan da yapıp gelelim haroşamızı. Sonra şu örnek kurulumunu yapacağız. Evet arkadaşlar, bir sıra haroşamı yaptım. Bakın. Şimdi örnek kurulumuna başlayalım. Kenar lastiğimizi örüyoruz. Evet, ipimizi diğer ipin üstünden atlatıyoruz arkadaşlar, çapraz olarak, delik olmaması için. Şunlarda bakın şu şekilde. Şimdi yedi tane lastiğimden sonra iki tane ters öreceğim. İki ilmek ters. Başını dolayacağım. 2 ilmek tersin. Başını doluyorum arkadaşlar. 3 tanesini birden düz olarak kesiyorum. Bakın kestim. Başını doluyorum. 2 tane ters yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. 3 tanesini birden kesiyorum. Ve 3 kestiğimiz için bir tane daha arttırıyoruz. Bir burada, bir kestiğimiz ilmek, bir daha arttırma. 2 tane ters yapıyorum. Bir başını alıyorum. 3 tanesini düz olarak kesiyorum. Başını alıyorum. 2 tane ters yapıyorum. Başını alıyorum. 3 tanesini birden kesiyorum. Başını alıyorum. 2 tane ters yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar hepsini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Bir daha gösteriyorum. Başını alıyorum. 2 tane ters. Hepsinin arasında 2'şer tane tersim var. Başını alıyorum. 3 tane kesiyorum. Düz olarak. Başını alıyorum. Kestiklerimizi zaten arttırmış oluyoruz başını alarak. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle sonuna yaklaşırken bir daha söyleyeyim dedim. Şimdi şöyle üçünü kestim, arttırdım. Şöyle iki tanesini kes, iki tanesini haroşa yaptım, ters yaptım. Başını alıyorum. Bakın burada 3 tane kaldı. Şurada yaparken arkadaşlar, sarıda, onu da söyleyeyim. Sarıda yaparken 2 taneydi burada. İkisini kestim. Orada bir tane şuradan arttırınca 3 olmuş oldu. Yani bizim olması gereken zaten 3'tü. Fakat ilmek sayımızda 2 tanesini kestik burada. Sonradan o düzene giriyor arkadaşlar. 2'yi kesip sonradan üstü 3 oluyor artık. Bir tane arttırmış oluyoruz. Onu söyleyeyim dedim. Başını alıyoruz. 3 tane. Olması gereken 3 taneydi fakat bizim ilmek sayımıza göre ilk kurulumda 2 geliyor.
başını alıyorum. Böyle iki kesip başını aldığım için o bir tane arttırmış olduk. Yani onu da yanlış olmasın, yanlış yaptım diye düşünmeyin. Sonradan 3 oluyor artık. Evet, burada da arttırmayla bitirmiş olduk örneği. Yani bu tarafta 2 tersle başlamıştık. Burada da arttırmayla bitirdik. Evet, 2, 4, 6, 7 yaptık. Şimdi evet, bakın alttan yapıyorum ki şöyle şeylik olmasın. Evet, şimdi arttırdığımı ters örüyorum. Diğer 3 kestiğimi de ters örüyorum. Ve diğer, yani 3 tane ters yapıyorum arttırmalarımla. Önden ters yaptıklarımı arkadan düz yapıyorum. Ve ortada 3 tanesini ters yapıyorum. 2 tanesini düz yapıyorum. 3 tane ters oluyor. Evet. Bakın. Önde ters ördüklerimizi arkada 2 tane düz yapacağız. Arttırdıklarımızı ters örüyoruz. Ortadakini de ters örüyoruz. Arttırdığımızı da ters. 3 tane ters oluyor. 2 tane de arkadan düz yapıyoruz. Önden ters olan arkadan düz yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sıradayız. Bakın şu şekilde. Şimdi yine 6, 7 haroşam örüyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Yine iki ters yapıyorum. Bakın bu arkada düz yapmıştık bunları. Önden ters oluyor. Bu 3 tane düz yapıyorum. Arkadan 3 tane ters yaptığımız, önden 3 tane düzümüz oluyor. Arttırdıklarımız önden düz oluyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi 2 tane tersim var. 3 tane düzüm var. 2 ters, 3 düz. Bu şekilde 3 sıra kadar yapacağız arkadaşlar. 3 sıra kadar yapacağız. Sonrasında yine aynı başladığımız gibi örneği yine koyacağız. Evet, burada arttırma, eksiltme hiçbir şekilde yapmıyoruz. Aynı gördüğümüz şekilde örüyoruz. 3 düz, 2 ters olarak arkadan da 3 düz, 2 hayır pardon 2 düz, 3 ters arkadan da gördüğümüz şekilde öreceğiz yani arkadan ilmeklerimizi. Bu şekilde bir sıra daha gidip geleceğiz. Sonra diğer örneğimizi yine yapacağız. Şuraya yine aynı buradaki gibi yapacağız. Sonra bir haroşamızı yapıp rengimizi bitirmiş olacağız. Evet, bakın şu şekilde 3 sıramız, 4 sıramızı yaptık. Şöyle şuradan sayabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. düzümüz var. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 düz var. Şimdi yine alttaki olduğu gibi kesip artıracağız. Kesip artıracağız şimdi de yine. Evet, 7 tanesini yaptık. Rengimizi değiştiriyoruz alttan. Bu rengimi değiştireceğimi alttan yapıyorum. Diğerini üstte bırakıyorum. Evet. Böylelikle iki tane tersimi yine yapıyorum. Bakın bu tersler önden ters, arkadan düz oluyordu. Arkadan da göstereyim size.
şu şekilde bakın. Önden ters olanlar arkada düz, düz olanlar ters. Evet, şöyle. Şimdi başını alıyoruz, iki tersten sonra 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Başını alıyoruz, 2 ters örüyoruz. Başını alıyoruz, 3 ilmek kesiyoruz. Başını alıyoruz, 2 ters yapıyoruz. Başını alıyoruz, 3 düzümüzü düz olarak kesiyoruz. Başını alıyoruz, 2 ters yapıyoruz. Yine aynı arkadaşlar. Bakın alttaki şurada yaptığımızın aynısını burada da yapıyoruz. Sadece düzleri düz olarak kesiyoruz. İki tersimizi yine örüyoruz. Kenarlarda arttırmalarımızı yapıyoruz bu şekilde. Yine sonuna kadar yapalım. Bakın burada da aynı şekilde. Burada demiştim ya, şu sarıda 2 kalıyordu. Şimdi bu arttırmamızla birlikte 3 olacak. Artık 3 devam edecek hep. Bu şekilde yapıp arkadan da yine düzleri düz, tersleri ters olarak görüp bir sırada yine haroşa gideceğiz üstüne. Evet, şu şekilde arkadaşlar, arkadan da yine düzleri düz, tersleri 3 ters, 2 düz, arkadan 3 ters, 2 düz olarak geldik. Şimdi bu rengimizin son sırasını geçiyoruz. Aynı şu alttaki yaptığımız gibi bir sırada haroşa geçeceğiz arkadaşlar. Evet, 7 tanesini yapıyorum yine. Sonra diğer ilmeğin diğer rengime geçiyorum. Ve bütün hepsini haroşa olarak bir sıra, evet, yapıyorum. Ve böylelikle hem bu örnek kısmı bitmiş oluyor. 3 renkte, 3 örnekte bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Daha altını yine, çünkü daha düz yapacağım. Şu şekilde düz yapacağım ve 4 tane 4-5 sırada yine lastiği olacak. Şöyle lastikli yapacağız altını. Evet, bütün hepsini ters olarak, yani haroşa olarak görüyorum. Arkadan benim gibi haroşa yapanlar arkadan normal rengini geçip de yapacağız arkadaşlar. Bakın önden bu şekilde yaptım. Buraya gelip arkaya dönerken artık bu rengimle devam edeceğim haroşa. Bir sırayı haroşayı yapacağım o rengimle ve üstüne artık bunun üzerine artık şu şekilde 5-6 sıra düz yapacağım. Sonra 5 sıra kadar da lastik yapacağım haroşa olarak ve sonra bitireceğim arkadaşlar. Bir tane de sanırım ortada, en sonunda da delik yaparız. Böylelikle 5. deliğimizi de sona doğru açmış olurum. Bu şekilde ben dediğim yere kadar şimdi bunu yapacağım arkadaşlar. Sonra yine düz rengime geçeceğim. Düz rengimle de 5-6 sıra, 4-5 sıra öreceğim. Sonra haroşamı yapacağım. Ve sanırım tamam olacak o zaman yeleğim. Evet arkadaşlar, bakın bitirdik. Şuradan ne yaptım? Düzlere geçtim. Aynen. Şuradakinden bir sıra daha fazla yaptım. Düzünü, yani 6 sıra yaptım. Şurada da 4 sırada haroşa yaptım. 5. sırayı keserek kapattım arkadaşlar. Bu şekilde 3 örnekten 3 renk kullandım. Hatta şey, kendi rengiyle 4 renk kullanmış oldum. Şuradaki de var arkadaşlar. Biraz koyuydu. İçinde koyusu da vardı. Sarısının. O yüzden ben bu şekilde yaptım. Bakın muhteşem oldu. Bir görseniz. Yani şöyle el dokunsanız bile yumuşacık. Hani tam bebeklere göre 9, 1, 1,5 yaşına kadar muhteşem
olacak arkadaşlar. 1,5 yaşına kadar bile kullanılabilir. Evet, bu şekilde yaptık. Siz eğer biraz daha büyük başlamak isterseniz ipimden de bayağı arttı arkadaşlar. Şöyle 76 ilmekle başlamıştık. Siz daha da büyütebilirsiniz. 80 ilmek falan 2 yaşına kadar kullanabilirsiniz 82 ilmekle. Bu şekilde büyüterek de yapılabilir arkadaşlar. Muhteşem oldu. Şöyle dokusuyla. Şimdi bu şekilde bitti arkadaşlar. Ama ben şu önünün şurasını haroşa yapmadım bilerek. Çünkü kenar tığlama yapmak istiyordum. Hem video çekmek açısından kenar tığlama diyerekten. Ama böyle de kullanılabilir arkadaşlar. Böyle de bitti yani. Eğer isterseniz başka bir videomda kenarının düz tığlamasını bakabilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir rahatlıkla. Çok muhteşem oldu. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.